Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. YKS 2021 çalışma kılavuzumuza devam ediyoruz. TYT'de 14. haftaya geldik, AYT'de ise 10. haftaya geldik. Artık TYT'nin yarısını geçtik konu olarak arkadaşlar. AYT'de de yavaş yavaş ortalara doğru yaklaşıyoruz. Ve her pazar saat 15'te yayınladığımız bu kılavuzların indirilebilir PDF dokümanı da videonun alt açıklama kısmında, onu da hatırlatmış olalım. Ve hadi gelin neler çalışacağız bu hafta, onlara göz atalım. Evet sevgili arkadaşlar, TYT Türkçe ile başlıyoruz. Başlamadan önce yine bu haftada her hafta olduğu gibi video sırasında bazı ipuçları gelecek ekrana ve o ipuçlarını birleştirip sorunun cevabını bulan arkadaşlarımızdan iki tanesine yine TYT Konsantrasyon Soru Bankası serimizden kitap hediyemiz olacak. O yüzden lütfen dikkatli izleyin diyorum ve ilk dersimizde Türkçe ile TYT Türkçe ile başlıyoruz. Konularımız bu hafta edat, bağlaç, ünlem arkadaşlar. Bu iki videoyu pazartesi günü yayınlıyoruz her zaman olduğu gibi ve minimum 40 soru çözmenizi öneriyoruz. Ve hemen geldik AYT edebiyat konularımıza. Bu hafta AYT edebiyatta 3 tane videomuz açılacak. Tanzimat döneminde şiir, Tanzimat 1. dönem sanatçıları ve Tanzimat 2. dönem sanatçıları videolarımız. Bu 3 video minimum 50 soru çözmenizi istiyoruz bu hafta için bu konulardan. Yayın günümüz pazartesi günü, biliyorsunuz AYT videolarımız saat 2 itibariyle açılmaya başlıyor. Geldik TYT matematik konularımıza. TYT matematikteki problemlere geçmeden önce şu anda ekranda ilk şifremizi görüyorsunuz arkadaşlar. Ve hemen bu hafta problemlerden hangileri açılacak? Kesir problemleri, yaş problemleri ve son olarak işçi problemlerini 2 video şeklinde anlattık. Bu 4 video için 100 soru çözmenizi öneriyoruz. Problemler kısmı önemli ve salı günü de yayın günümüz arkadaşlar. AYT matematikte 2. dereceden 2 bilinmeyenli denklem sistemleri bu hafta açılacak ilk videomuz. Hemen ardından artık parabollere geçiş yapıyoruz. Parabollerin ilk videosu gelecek. 2. dereceden fonksiyonlar, yani paraboller 1 arkadaşlar. Kaç soru çözmeliyiz kısmında minimum 60 soruyu görüyoruz bu hafta için. Sonraki haftalarda parabollere devam edeceğiz ve yayın günümüz salı günü. TYT AYT geometride biliyorsunuz özel dörtgenlere geçiş yapmıştık. Bu haftaki konumuz paralel kenar. Paralel kenarı 3 video şeklinde anlattık. Açı, uzunluk ve alan olarak. Bu 3 video perşembe günü yayınlanacak ve minimum 40 soruyu bu hafta için bu konudan, paralel kenar konusundan çözmenizi istiyoruz. TYT fizik konularımıza geçmeden önce şu anda ekranda ikinci şifreyi de görüyorsunuz arkadaşlar. Konularımıza baktık. Optik ünitesine geçiş yapıyoruz artık. Aydınlanma ve gölge açılacak videolarımız. Minimum 30 soruyu bu hafta bu konulardan çözmenizi öneriyoruz. Ve yayın günümüzde pazartesi günü TYT fizik konularımızda TYT Türkçeler açıldıktan hemen sonra yayınlanacak arkadaşlar. Biliyorsunuz videolarımız yarım saat aralıklarla hafta içinde gelmeye devam ediyor. AYT fizik konularımıza bakıyoruz. Kesişen kuvvetlerin dengesi ilk açılacak videomuz. Tork ve denge gelecek hemen arkasından. Minimum 50 soruyu bu hafta bu konulardan çözmenizi öneriyoruz. Ve çarşamba günü videolarımız yayınlanacak sizler için. TYT kimyaya geçiş yaptık. Kimyanın temel kanunları ve kimyasal hesaplamalar ünitesine geçmiştik 2 hafta önce. Bu üniteden devam ediyoruz. Bu hafta açılacak olan videolarımız kimyasal tepkimeler ve denkleştirme. Kimyasal tepkime türleri, Gamze hocamızın tavsiyesi, bu hafta bu konulardan minimum 30 soruyu çözsünler diyor. Ve yayın günümüzde çarşamba günü arkadaşlar. Geldik AYT kimya konularımıza. AYT kimyada tepkime hızlarıyla başlıyoruz bu haftamıza. Tek ve çok basamaklı tepkimeler ve hız, tepkime hızını etkileyen faktörler. Bu 3 videoyu yayınlıyoruz. Cuma günü yayınlıyoruz ve minimum 40 soru çözmenizi istiyoruz bu hafta için. TYT biyolojiye geçmeden hemen önce de söyleyelim. Şu anda 3. şifremiz ekranlarda arkadaşlar. Bu 3 şifreyi birleştirip soruyu bulana kitap hediyemiz olacak. Hücre bölünmelerinden devam ediyoruz. Eşeğsiz üreme ve çeşitleri 1. video. Eşeğsiz üreme ve çeşitleri 2. video. Ve son olarak partenogenez videomuz açılacak. Bu 3 video için minimum 60 soru çözmenizi istiyoruz ve yayın günümüz cuma günü. AYT biyolojiye geldik. Dolaşım sistemiyle devam ediyoruz. Bağışıklık sistemi 1 ve 2 olarak 2 video şeklinde anlatıldı. Minimum 40 soru çözmeniz gerekiyor ve yayın günümüz perşembe günü her zaman olduğu gibi arkadaşlar. TYT AYT tarih konularımızda yeni ve yakın çağda Avrupa ünitesindeyiz. Videolarımıza göz atalım. Coğrafi keşifler
Türkler ve Osmanlı'ya etkileri, Rönesans ve Reform, ABD'nin kuruluşu, Fransız İhtilali, Sanayi İnkılabı videolarımız gelecek. Bu 4 video için minimum 50 soru diyoruz ve yayın günümüz de çarşamba günü. TYT coğrafyadaki konularımıza bakarsak dünyadaki su kaynakları, dünyadaki deniz, körfez ve okyanuslar videomuz ilk önce gelecek. Hemen ardından göller ve türleri, dünyadaki göller videomuz gelecek. Akarsular, dünyadaki akarsular, yeraltı suları ve kaynaklar videomuz da bu hafta yayınlanacak. Son videomuz TYT coğrafyadan. Minimum 50 soru çözmenizi istiyoruz bu hafta ve yayın günümüz salı günü. Geldik AYT coğrafya konularımıza. Türkiye'de madenler, Türkiye'de sanayi, iki videomuz açılacak bu hafta. Minimum 20 soruyu bu hafta bu iki konudan çözmenizi öneriyoruz. Ve yayın günümüzde perşembe günü diyoruz. Ve genel tablomuzda yine indirilebilir PDF'de alt açıklama kısmında görebilirsiniz. Değişen bir şey yok. Günlerimiz TYT, AYT açılma planlarımız. Burada olmayan saatler arkadaşlar, ama artık biliyorsunuz, alıştınız sizler de bu rutine. TYT videolarımız sabah 9 itibariyle yayınlanıyor. AYT videolarımız ise öğleden sonra saat 2 itibariyle yarım saat aralıklarla yayınlanıyor. Sizler de takip ediyorsunuz. Ve bu videonun içindeki şifreyi bulan, soruyu bulan arkadaşımız sorunun cevabını ne yapıyor? Her zaman olduğu gibi şu anda yayında olan Instagram postunun altına yazıyor. Peki bunun için ne yapması gerekiyor? Tekrar bir hatırlatalım. Hocalara Geldik Instagram hesabını takip ediyorsunuz. Bu gönderiyi beğeniyorsunuz arkadaşlar. İki arkadaşınızı da etiketleyerek cevabı bu gönderinin altına yazıyorsunuz. Sonuçlarda her zaman olduğu gibi çarşamba günü Instagram story kısmından, hikaye kısmından duyurulacak diyoruz. Ve bütün bu videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmuyorsunuz. Kardeşlerinize, komşunuzun çocuğuna da tanıdığınız tüm sınıflar 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf kanallarımızı tavsiye etmeyi unutmayın diyoruz. Aynı zamanda rehberlik kanalımızı da takibe devam ediyorsunuz arkadaşlar. Haftaya görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.